26 Nisan'da 3 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki bir haftalık haberlere bakacağız. İsveç'te restoranlar açık, okullar açık, çocukların anne ve babaları işe gidebilsin. Devlet hem psikolojimizi düşünüyor hem de ekonomiyi diye İsveç'in tedbirleri gevşek şekilde aldığına dair bir takım haber. Yine bu da Pentagon'un UFO görüntüleri. Bunlar daha önce yayınlanmıştı. Bunları Pentagon onayladı yani. Bu hafta yine önemli gelişmelerden birisi. Bakalım ne var. Uçuşların iptal olması nedeniyle Küba'da mahsur kalan Hollandalı öğrenciler yelkenleriyle Atlantik'i geçip eve dönmüşler. İnsanların hayvan dostları yazacak şeyleri. Yine burada MIT'nin sosyal mesafenin insanların birbirleriyle olan arasındaki mesafeyi korumaya yönelik geliştirmiş olduğu bir yazılım. Şurada yaklaştıkları zaman birbirleri arasında çizgi oluyor. Yani bu da ne kadar yakınlaştıklarını, yakınlaşmamaları gerektiğini dair. Aynı zamanda Amazon'da bu yazılımı kullanıyormuş. Şurada yine ilginç bir kaldıranç kullanıyorlar. Taş işçileri. İnsan aklının çözemediği şey yok gibi gözüküyor. Burada da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde 2020 yılın Basın Özgürlüğü Endeksi Türkiye 180 ülkeden 154. olmuş. Şuradaki siyah alanlar tabii Çin var. Arabistan, İran gibi ülkeler. Bu da Neil deGrasse Tyson. Bu sıralar Venüs'ün yani yıldızın Venüs'ün görüleceğini söylüyor ve bu da aynı zamanda Ramazan ayının başlangıcı da olduğunu söylüyor. Şöyle tekrar koronavirüsün bir haftalık süreç içerisinde kayıplarını değerlendirmek gerekirse Amerika'da da bir hafta içerisinde 13.000 kişi ölmüş. İspanya'da 2.000 kişi ölmüş. İtalya'da 3.000 kişi ölmüş. İngiltere'de 8.000 kişi ölmüş. Almanya'da 1.000 kişi ölmüş. Rusya'da yine yaklaşık 1.000 kişi. Fransa'da 2.000 kişi. Bunlar yaklaşık olarak düz hesap haline getirilmiştir. Türkiye 1.500 kişi ölmüş bir hafta içerisinde. Brezilya 3.000. İran 700. Çin 1. Belarus 30 yaklaşık. İsrail'de yaklaşık 30 kişi ölmüşler. Bunlar yaklaşık rakamlar. Yani bunlar hükümetlerin bildirmiş oldukları resmi rakamlar. Yani fazlası eksiği de olabilir tabii. Bundan sonraki süreçte ne var bakalım. Lufthansa var. Lufthansa'ya tabii yardım etmişti. 11 milyar dolar sanırım. Almanya. Der Spiegel, Almanya hükümetiyle Lufthansa'nın şirketlerin %25,1 hissesinin devlete ait olmasıyla sonuçlanacak bir kurtarma paketi müzakere ettiğini sermiş, daha bu kesinleşmedi. Aynı zamanda Ryanair, İrlanda merkezli havayolu şirketi de 3.000 kişi işçi çıkartıyordu en son. İstanbul Üniversitesi 1998 OR2'yi görüntüledi. İstanbul Üniversitesi Gözleme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi isimli dev göktaşının dünyanın yakından geçişini görüntüleyerek kaydetti diyor. Geçtiğimiz dönemde dünyaya çarpma ihtimali olduğunu açıklanan 1998 OR şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumundaydı. Göktaşı dün gezegenimizin 6,4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam etti diyor. Devam edelim. Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle harcamalarında büyük bir kısıtlamaya gidiyor demiş. Ondan sonra şöyle saatimizden bakalım. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El Celal'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerde yaşanan düşüşü mukabil harcamaları azaltmak için sıkı tedbirler aldığını söylemiş. Neymiş bu tedbirler? Savaştan bu yana bir kriz yaşanmadı. Suudi Arabistan bütçesinin %70 petrol dayanan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Üretimde üçüncü bir ülke demiş.
ilişkin açıklamada bu ülke gelirlerin 222 milyar dolara karşılık harcamanın 272 milyar dolar olacağını, buna göre 50 milyar dolarlık açık beklediğini belirtmiş. Suudi Arabistan son verilere göre koronavirüsten ölüm sayısı 176'ya çıkarken ülkede toplam vaka sayısı 25 demiş. Neymiş söylememiş. Bu tedbirleri, anketleri alacağını. Bu da yine ilginç bir haber. Bu haberi etiketledim çünkü Interstellar filmini hatırlattı bana. Orada da filmde mühendis yerine dünya açlık çektiği için insanlar genellikle çiftçi oluyorlardı. Burada yine ona benzer bir haber yakaladık. Ne diyor? İngiltere'de mühendisler, avukatlar çiftçi olabilir. İngiltere tarım dışı alanlarda çalışanlardan çiftliklerde yararlanmak için program başlattı. Mühendis, garson ve avukat gibi mesleklere sahip olanlar tarım sektöründe çalışmaya teşvik edilecek. Bundan daha önce de bir haber vardı. Yine İngiltere, Doğu Avrupa ülkelerinden özel uçaklarla işçi getirdiğine dair bir takım haber çıkmıştı geçen günlerde. Dolar tabi bu hafta 7 TL oldu. Dolar neden yükseliyor? Kurun 7 TL'yi aşması uzmanlar nasıl yorumlamış demiş. Bloomberg endeksi %4 yükseldi demiş. Bloomberg'e konuşan Sidney Westpak, Banking'in kıdemli döviz stratejisi Sankalo, ABD doları koronavirüs çağında güvenli liman para birimi niteliğini koruyor. Yen ve İsviçre frank gibi geleneksel güvenli limanların önüne gidiyor demiş. Orada ne var? Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında taraflar birbirine ateş açtı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında silahtan arındırılmış bölgede taraflar birbirine ateş açtı. Güney Kore ordusu yerel saatle 7.41'de Kuzey Kore askerlerinin tarafından güneydeki Chaemon kasabasında bulunan askeri karakola ateş açtığı açıkladı. Devam edelim. Google konum verilerine göre sokağa çıkma yasakları ne kadar uyuluyor demiş. Tabii Google buna göre bir yazılım geliştirmişti. Ne kadar evde kal çağrılarına uyulduğunu gösterdi. Yani büyük oranda Türkiye halkının evde kal çağrılarına uyduğu saptanmış. Android işletim sistemleri cep telefonunun konum bilgilerini kullanarak yapılan hesaplamalarda 15-26 Nisan verileri karşılaştırıldı. Ona göre sokağa çıkma yasakları öncesi market alışverişi normalin üzerinde. Diğer yandan Türkiye'nin 30 büyük şehri Zonguldak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları öncesinde ve sonrasında market ve eczanelere uğrayanların sayısı önemli oranda arttığı gözlemleniyor. Yani market ve eczanelerde bir yoğunluk var ama diğer sokağa çıkma kuralları konusunda bir takım kurallara uyulduğu gösteriliyor. Türkiye halkı ne kadar internetten alışveriş yapıyor? Avrupa'da durum ne demiş. Ne demiş? Türkiye halkın %30'u en az bir kere internetten alışveriş yaparken bu oran Avrupa Birliği'nde ise %63 idi. Türkiye Avrupa'daki 38 ülke içinde 31. sırada yer alıyor. Türkiye'de ise aynı dönemde yani 2009'dan ortalama 36 iken 2019'da %63'e kadar çıktı. Türkiye'de ise aynı dönemde internette alışveriş yapanların oranı %3'ten %30'a yükselmiş. Zirvede İngiltere, İskandinav ülkeleri var. En sonunda da Balkan ülkeleri var diyor. Yapanlar. Burada da genel olarak bütün ülkelerin tablo şeklinde vermiş. Lütfanza ortak olabilir. Bu habere bakmıştık. Trump koronavirüsün Çin ürettiğine ilişkin kanıtı gördüm demiş. Trump bu aralar zaten dikkat çekmek için her şeyi yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump yeni bir koronavirüs Çin'in kasıtlı olarak ürettiğine ilişkin bir kanıtı mevcut olduğunu ve bu kanıtı gördüğünü söyledi. İstihbarat ve dışişleri ise Trump'la çelişen açıklamalar yaptı. İstihbarat örgütü tabi pek fazla hani inandırıcı bulmadı Trump'ın kendi şahsi yorum olarak gördü. Tabi geçen haftalarda Kim Jong-un'un öldüğüne dair haberler vardı. Piyasada pek fazla gözükmüyordu. Tabi bu gübre fabrikasının açılış fotoğrafları piyasaya çıkınca Trump da tabi dedi ki iyi olduğuna gördüğüme memnunum dedi. Ondan sonra dünyaya bu şekilde Kuzey Kore lideri
iyi olduğunu gösterdi de ben de pek aslında inanmadım. Bakalım ne olacak. Bu adamda bir bokluk var yani. Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü. Amerikan roket uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yani Elon Musk'ın şirketi, uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlemlendi. Şu sıralı yıldız şeklinde olan noktalar Starlink uyduları. Toros Dağı'nın zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan çıplak gözle görülen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürmüş. SpaceX üretim Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı. 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı diyor. Şirket Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. 2020'de bitmesi planlanıyormuş. Bu habere bakmıştık. Pentagon UFO görüntülerini resmen yayınladı. Efendim. Sipri raporu dünya askeri harcamalar soğuk savaştan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı demiş. Araştırmacı ve çalışanlar MIT'in askeri harcamalar soğuk savaşın sona ermesinden bu yana 1989'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olan ülke konumunu koruyor demiş. ABD askeri harcamalarından %5.1 oranında arttıran Çin takip ediyor. Üçüncü sırada 6.8 Hindistan devam ediyormuş. Cumhuriyet ne demiş? Bakalım. Hayvanların avcılarda mesken tutan ondan fazla İskender papağanı şaşkınlık yarattı demiş. Onları seyreden ağaçlar altına su ve yem bıraktı papağanlar. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayanlar için neşe kaynağı oldu tabii. Vahşi hayvanlar insanların olmadığı zaman sokaklarda geziyor. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern koronavirüs salgınını yok ettik demiş. Aslında bu hemen salgını yok ettik diye bir şey değildir de herhalde ya vaka olmuyor ya ölüm olmuyor ama neyse, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern koronavirüs salgında hastalığın yayılmasını filan durduruklarına bilerek savaşı kazandık dedi. Toplam 1469 vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan toplam 19 kişi ölmüş. Sınırlamalar hafifletiliyor. Yani normal hayata yavaş yavaş dönüldüğünü belirtmiş. İngilizler uydu fotoğraflarını servis etti. Kim yok cenaze töreni provası yapılıyor falan dediler. Tabi bu da uydudan çekilmiş görüntülerdi. Ondan sonra öldüğü iddiaları falan ortaya çıkmıştı. Daha sonra şuradaki habere göre ABD Başkanı Donald Trump kimin sağlığı konusunda bir fikri var. Bu geçen haftakinin haberi. Tabi bu hafta fikri iyi olduğuna sevindim diye geçti. Yine bugünkü Pompeo'da yine virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu konusunda çok büyük kanıt var yorumunu yaptı. Brezilya vardı. Burada ne Brezilya? Brezilya lideri Bolsonaro koronavirüs önlemine karşıtı gösteriye katıldı. Bu adam da koronavirüs karşıtı önlemlere devamlı katılan bir adam. Hatta Elon Musk bile bu tedbirlerin faşist bir yaklaşım olduğunu belirtti. Burada ne var? Yine aynı haberler. Türkiye'de 3 Mayıs itibariyle salgında son durum 61 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ve iyileşen sayısı. Vaka sayısı azalıyor, iyileşen sayısı artıyor. Ölen kişi sayısı günden güne düşüyor. Dün galiba 80 küsür falandı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde açıklamış. Türkiye'de şu an iyi gibi gidiyor durumlar. Çin'deki turistik mekanları ziyaretçi akını. Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerler ziyaretçiler akın etti. Vallahi bir hafta içerisinde Çin'de bir kişi ölmüş. Ha, bana pek inandırıcı gelmiyor. Bakalım Çin basın haberlere göre 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkların son 2 günde yaklaşık 1.7 milyon ülkenin en büyük kenti Şangay'daki
Turistik yerleri ise 1 milyon üzerinde kişi, vay yavrum vay, 1 milyon kişi ziyaret etmiş. Helal olsun. Ne demiş? ABD İç Güvenlik Bakanlığı raporu Çin salgını kasten saklamış. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çin salgın tutumuna ilişkin hazırladığı 4 sayfalık raporda bu ülkenin tıbbi ekipman ithal ederken ihracatı yasaklayıp ilgili ticari verileri paylaşmayı da reddettiği belirtti. Raporda Çin yönetimi COVID-19'un bulaşıcılığına dair Dünya Sağlık Örgütü'nü bildirmediğini vurguladı. Tabii Çin geçenlerde yine bir animasyon yayınlandı. İşte Trump Çin kaynaklı olduğunu söylüyordu. Trump'ı alaya alan bir animasyon yayınladı Çin. Psikoloji üstünlüğü sözde yukarı taşımak istiyor. Bu haftaki haberler de bu kadar. Yani bir haftalık süreçte yine koronavirüsle geçti. Birkaç tane uzay gelişmesi oldu. Onun haricinde yine Çin ile Amerika arasında koronavirüsle alakalı karşılıklı laf atışmaları ve Kim Jong-un'un fotoğraflarıyla, işte bir fabrika açma fotoğraflarıyla gündeme gelindi. Bu hafta da bu kadar olsun. Haftaya inşallah tekrar böyle bir haftalık haberlere göz atarız.